Yeni bir vlogtan herkese bizden merhaba. Bugün hafta sonu, biz şu anda kahvaltıya gidiyoruz. Her zamanki gibi klasik emziği aynanın karşısında attık. Arahan ilk kez zıbın dışında böyle farklı bir şey giydirdim ona. Biraz da uyumlu olduk onunla. Geciktik, biz hemen çıkalım. Oğlum, ilk kez zıbın dışında bir şey giydin. Evet. Çok heyecanlıyız, evet. Hadi gidelim. Çok hızlı gidelim. Cam kapının önünde. Babalık, bir şunu açsana. Ne varmış içinde bilmiyorum. Bilmiyorum. Paket gelmiş Trendyol'la. Ne bu? Aç bakayım. Biz niye mavi giydik de baba yeşil giydi? Niye? He baba? Niye? Gözlüğünü niye taktın? Çıkar gözlüğünü, tepkini göreceğim. Çok da korkuyorum. Bu ne? Bu şey mi? Kime bu? Karahan'a. Ne bu? Bilemedim. Beğenir misin, beğenmez misin? Ne ki bugün ya? Bugün günlerden ne? Bugün günlerden bir şey. Bugün günlerden pazar. Pazar ediyorsun. Evet. Niye bu kadar büyük? Büyük mü biraz? Beğenmezsen değiştiririz. Yeni telefon aldın ya yeşil. Güzelmiş. Hadi hızlıca hadi. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Durun çıkayım, bekleyin. Hadi gelin, hadi gelin. Çekeyim dedim de cam gerçekten korkunç durumda. Sen öyle mi ya araba aldın ya? Hayır. Al bir araba, değer ver. Camın kirli yeni araba. Şu güzelim manzaraya bak ya. Toz duman içinde. Nereye geldik biz? Doğru gidiyor muyuz? Kahvaltı için geldik. Buraya çok zor şartlarda geldik değil mi oğlum? Kaç tane yol kapalıydı. 15-20 dakikadır yolu uzatıp anca gelebildik. Neyse ki geldik. Okan arabayı park etmeye gitti. Okan geldi de bir dışarıya bakacaklar. Havanın durumuna göre eğer çok sıcak değilse dışarı oturalım dedik. Anne. Ne söyleyeceksin? Bence de öyle yapalım. Sor bakalım. Thank you.
Atmak istiyorum. Çok mu geldi ya sanki suyunu? Biraz yine de çok geldi. Güzel oğlum. Gülsün benim oğlum. Enerjisi yerine gelsin. Güzel oğlum benim. Kahvaltıyı bitirdik. Şimdi içeri geçeceğiz kahve içmeye. Öncesinde ben bir karan için süt ayarlamaya çalışacağım. Bakalım bebek bakım odası vesaire var mı? Mekan çok güzel. Biz daha önce de gelmiştik akşam yemeğine. Şu an kahvaltısına bayıldım. Ortam zaten çok hoş. Şimdi biraz da içeride oturalım serin serin. Burası çok sıcak sayılmaz ama bir tık bunaldık. İçeride de biraz oturup kahvemizi keyfe içelim artık. Kim geldi bak? Annem! Oğlum iş nasıl gidiyor ya? Nasıl gidiyor oğlum? Sesli gidiyor oğlum. dezavantajı diyebilirim. O yüzden rica ettim. Bebek için süt almam gerektiğini söyledim. Ofisi vardı. Ofise yönlendirdiler. Orada da bayağı muhasebe, kağıtlar, evraklar falan hepsi ortadaydı. Kendimi böyle bir an şey gibi hissettim. Mahremiyet bir şey varmış da bakmamam gerekiyormuş gibi. Oysa ki tam tersi olması lazımdı. Ama şey yaptım böyle. Gözümü falan çekiyorum. Küçücük bir oda çünkü bilgisayar var. Bilgisayar açık. Bütün işte evraklar falan. Yani bakmamaya çalıştım. Ama sağ olsunlar çok çok iyi oldu bizim açımızdan. Karanda şimdi uyuyakaldı. Havada dışarıda hala sıcak. Biz de böyle istedik. Biraz daha oturalım dedik. Korsan. Lavaboya geliyoruz. Altımızı temizlemeye. Evet. Geldik. Anne kuşum. Güzel olmuşum. Anneanneye geldik. Anneanne. Anneanne. Bilerek gözlerini açmıyor güneş var diye. Anneanne. Kıran. Yapalım gel. Az önce yanlış katta indik gel. Bu sefer doğru geldik. Neyse ki anahtarımız var. Çöpçü diyor. Gel yok çöpçü de. Kaldır. Şimdi annemden çıktık. Arkadaşımla görüşeceğiz. O geldi bir arabayla almaya. Şu an bizi bekliyor. Oo, müzik de açmışsın. Anne.
kankam arabayı park ediyordur. Çok iyi diyorum ya. Gel geçin. Eyvah, bir dünya merdiven. Tipe bak ya. Bak beni tutuyor. Seni değil yani, anladın mı? Tüm kızları. Bu nasıl yapıyor ya? Tamam, gitmeyeceğim. Tamam, ben seninle evleneceğim. Şelale mi var orada? Karahan uyuyakaldı. Şimdi Okan da beni almaya geldi. Anne evinde saçımı böyle anne tobusuna çevirmiştim. Çok geç oldu saat. Artık eve gider uyuruz herhalde. Yarın büyük bir macera bizi bekliyor. Karahan'ı hastaneye götüreceğiz. Bir doktor muayenesi var. Bayağı da uzağa gideceğiz. Bakalım yani bizi neler bekliyor. Okan'la ikimize şimdi sıcak white, daha doğrusu sadece mocha, yani çikolatalı mocha yapacağım. White mocha için farklı malzemeler gerekiyor. Onları daha sonra alacağız. Bu kapsül şeyde gelmişti, göstermiştim. Daha montelemedik. Şimdilik burada duruyor. Kahve köşemiz daha tamamlanmadı yani. Cihazı açmıştım. Buradan bir tane kapsül kahveyi alıyorum. Kapattım ve mocha'ya basacağım. Önce köpürtmeyi indiriyorum. İçine dalacak kadar yeterli. Buradan mocha'yı seçtim. Şimdi mocha'yı hazırlıyor. Önce kahveyi güzelce, daha doğrusu sütü güzelce köpürtecek. Sıra benimkini hazırlamaya geldi. Tekrar köpürtücüyü. İkinci bardağım boyu yetmediği için biraz böyle elimle tuttum, havada kaldı yani. Bu şekilde köpürtmeyi bitirmesini bekliyorum. Biz şimdi hastaneden çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Şimdi ben birazdan artık hazırlanmaya başlıyorum. Bizim malum bugün evlilik yıl dönümümüz 15 Ağustos. Okan'la güzel bir akşam yemeğine gitmeyi planladık. Bu geçenlerde aldığım Adele şık elbisemi giymek istedim. Şimdi hazırlanmaya başlıyorum. Takı olarak da sanırım böyle bir şeyler takacağım. Böyle sarı altın değil de pırlanta bilekliğimi, tek taş yüzüğümü, küpemi, kolyemi vesaire takmak istedim. Makyajımı göstermek istedim. Böyle her zaman kendime yakıştırdığım tonlarda yaptım. Saçımda topuz yaptım. Şuraya bir toka koydum ama genelde takılarım böyle pırlantalarımı vesaire taktım ama bilmiyorum, o da sarı oldu. Yani fark etmez, bazen sarı ve pırlanta tarzı takılarla bence güzel olabilir. Taktım, denedim, bu şekilde oldu bu seferlik. Birazdan şu son küpelerimi takacağım. Saçımda şöyle farklı bir model yaptım. Farklı dediğim topuz.
çanta ve ayakkabıda bunları seçmiştim. Sonunda çıktık evden. Yatların güzelliğinin güzelliği. Aa, burada Happy Mood da varmış. Happy Mood var ya. Ben bunu hiç görmemiştim. Yeni mi açıldı acaba? Hı? Yeni mi açıldı? Bu benim üstümle kombin ama neyse. Hadi inelim. Beni bayağı zorlu bir yola ayakkabımdan falan korkuyorum. Zorlu şartlar altında yürümeye çalışıyorum. Okan az önce dedim ki burada Rihanna bile yürüyemez. Okan'ın koluna asla asla yürümeye çalışıyorum. Cam kenarı falan yer yok mu? Mükemmel ya. Çok beğendim mekanı. Biraz merin yandavuları saat kaçta. Benim uykum geldi bile. Karahan ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum onu. Çok özledim. Belki de uyumuştur. Çünkü tam uyku saatleri. Ama eğer uyumadıysa üzülürüm biraz. Bir yandan iyi olur. Gece güzel güzel olur. Karahan. Kıkı. Kıkı. Günaydın oğlum. Günaydın annem. Ay, günaydın bir tanem. Ne haber? Ne? Nasılsın bu sabah? Anneciğim. Oğluşum. Seni mi alayım? Kaldırayım mı seni yataktan? Ne istiyorsun? Hı? Delirdik, delirdik.
Tükürüp boğazına kaçtı Eyva. Anne, ne istiyorsun? Ne? Karahan'ın 3 aylık çekimi için bu koltuğu da kullandık. Şu an burada ağzıyla köpükler yapa yapa oynuyor. Ne yapıyorsun annem? Pişt, maviş renkleri görünce dalıyor buraya. Ne var orada? Ne var? Ne var anneciğim? Selam. Gördüğünüz gibi ıslak kek tarifi yapacağım şimdi. Kamerayı açmak istedim. Sizlerle paylaşayım dedim. Çok güzel oluyor bu tarif. İçeride Karahan'ın duşunu aldırmıştım. Uyuttum ama şu an bir mıy mıy seslerini duyabiliyorum. Huysuzlanmadan hızlıca yapmaya başlayalım. Ben şu kasenin içerisinde yapacağım. Çünkü biraz sıvı olacak bu tarifimiz. Bu şekilde etrafa sıçramaz. Küçük borcamda yaptığım için ölçünün yarısını yapıyorum. 2 adet yumurta. Yarım su bardağı şeker. Önce bunları güzelce çırpacağım. Gerçekten çok kolay bir tarif. Bütün ölçülerden yarım yarım bardak dolduruyorum. Burada yarım bardak sütümü ekleyeceğim. Ve yarım bardak sıvı yağ ekleyeceğim. Çok hafif bunu karıştıracağım. Yine yarım su bardağı unum var. Bu tarifte birazcık böyle katı değil de sıvı oluyor. O yüzden o şekilde yaparsanız endişelenmeyin. Yarım paket vanilya. Büyük borcam olsaydı bütün ölçülerin iki katı olacaktı. Yarım paket kabartma tozu. Ve 1,5 yemek kaşığı kakao. Tamamdır. Şimdi tekrar karıştırıyorum ve hazır sayılır. Harcım bu şekilde hazır. Bayağı bir sıvı bir harç oluyor. Buradaki küçük kalıbımı yağladım. Fırınımı 180 derecede ısıtmıştım önceden. Güzelce kabımı alıyorum. Derecede alt üst ayarda yaklaşık bir yarım saat kadar pişireceğim. Keki yarım saat sonra fırından aldım. Hızlıca sosunu yapacağım şimdi. Bir tencerenin içerisine yarım su bardağı süt, yarım su bardağından biraz az şeker, bardağın dibinde bir parmak kadar da sıvı yağ ekliyorum. Son olarak bir kaşık kakao, yemek kaşığı. Bu iyice kaynayana kadar karıştırıyorum çırpıcıyla. Sosum da sıcak. Kek de zaten sıcak sayılır. Şimdi üstüne güzelce dökeceğim. Birazcık dinlensin bu şekilde. Market alışverişi yapmıştım. Hızlıca onu göstereyim. Bir çilek almıştım. Bayağı güzel geldi. Bayıldım. Paketlemesi harika. Bir demet maydanoz. Yarım kilo patlıcan almıştım. 2 tane büyük patlıcan koymuşlar. Yarım kilo patates, yarım kilo domates, 1 kilo lahana almıştım. Baya baya az geldi. Yani bu kadarla ben sarma falan yapabilir miyim bilemedim şu an. 1 kilo da soğan. Bütün bunlar 63 lira tutmuş. Bu lahanadan dolma yapacaktım ama gözüme baya az geldi. Umarım ufak tosta bir tencere çıkar. Şöyle ortasını çıkarayım hızlıca, sert olan kısmını. Daha önce izlediğim bir tarifte böyle tencereye su doldurup içine bir lokma ekmek atıyorlardı. Ben de öyle yapacağım. Şimdi o videoyu bulamadım. Umarım yanlış bir şey yapmam. Lahanamı da böyle doğradım kendi kafama göre. Şimdi bunları su iyice kaynadıktan sonra bir daldırıp böyle bir dakika kadar oyalayıp çıkaracağım. Yani çok kaynatmayacağım.
Şimdi haşladığım lahanaları böyle aldım. Burada yaklaşık bir su bardağı kadar Osmancık pirinç aldım. Güzelce yıkadım. Burada yaklaşık bir orta boy soğanı çok ince doğrayacağım. Sarımsağı da aynı şekilde doğrayacağım küçük küçük. Yaklaşık yarım demet maydanozla böyle çok ince kıydım. Acımın içine yaklaşık böyle bir yemek kaşığından biraz az domates salçası ve yine bir kaşıktan biraz az biber salçası ekledim. Dün kullandığım kızartma yağından da birazcık eklemek istiyorum. Yaklaşık yarım çay bardağından biraz fazla ekledim. Tuzla göz ayarı koyacağım ama yaklaşık böyle 2 tatlı kaşığı kadar. Arkada karağanın sesleriyle birlikte çok az kırmızı toz biber ekliyorum. Aman annem. Biraz karabiber. Şöyle valla yukarısı da limon tuz eklemek istiyorum. Harcım bu şekilde oldu. Tadına baktım çok güzeldi. Çok çok az tuz ekledim. Sarmaya başlıyorum. Zaten sarmayı biliyorsunuzdur. Şu damarları dışta kalacak şekilde, yani şekliyle eşit bir şekilde, uyumlu bir şekilde sarmak gerekiyor. Karahan böyle uyuyakaldı ben buradayken ve hep şurayı tutuyor. Sarma da tam tahmin ettiğim gibi bayağı az oldu. Şöyle tencerenin yarısı kadar. Yani bir tık daha, bir sırayı, iki sıra daha olsaydı daha mutlu olurdum. Biraz da zorlandım. Çok beğenemedim lahanayı. Bunu yarın pişireceğim. Şimdi bugün için fırında tavuk yapacağım. Lahana sarması bu şekilde olmuştu. Şimdi hızlıca çeviriyorum. Ben tek tek almaktansa böyle çevirmeyi tercih ediyorum. İnşallah altı yanmamıştır. Of, tam kıvamında. En sevdiğim. Çok sade bir sofra oldu ama şuna değer. Bu vlogu da burada bitirmek istiyorum. Birazcık şu an ev haliyleyim, darmadağınım ama uzun zamandır sizlerle bu şekilde konuşmamıştım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ayrıca kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi beklerim. Sosyal medya adreslerimi buraya ekliyor olacağım takip etmek isterseniz diye. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.